İyi akşamlar diliyorum değerli izleyiciler. Yine bir yüksek nabız programıyla sizlerle beraberiz. Yine bugünkü programımızın daimi konuğu Sayın Hocam Ahmet Zeki Ertürk'le beraber sizlere takdim edeceğiz. Ben bu vesileyle hocam hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, yine çok yoğun günlerden geçiyoruz. Gerçekten hem yurt dışında hem yurt içinde çok önemli olaylar var. Hatta şehrimizi ilgilendiren olaylar da var. Onlara da temas edeceğiz. Fakat uzun süredir hepimizin malumu, ulusal medyada da zaten sürekli gündem o. Gazze'deki vahşet ve katliam 10 ayı geçti, devam ediyor. Hala da bütün barbarlık, bütün katliam, sivil katliamları, yani dünyanın çizdiği kırmızı çizgi neyse hepsi ihlal edilmiş vaziyette insan hakları adına. Dünyada güya kırmızı çizgiler vardı. Diyorlardı ki işte sınır işgali hiçbir şekilde kabul edilemez. Sivil katliamları kabul edilemez. Kimyasal silah kullanılması kabul edilemez ama bunlar hepsi maalesef şu anda Gazze'deki Müslümanlar üzerinde sanki bir deney tahtası, laboratuvar gibi deneniyor ve dünyada bunu maalesef film izler gibi izliyor. Özellikle geçen haftalarda da zaten söylediğimiz, herkesin söylediği, maalesef gelişmiş dünya olarak nitelendirdiğimiz, güya insan haklarına en fazla saygılı olan ülkeler, Siyonist sermayenin esir aldığı maalesef Amerikan yönetimi, Avrupa Birliği ülkelerinin yönetimleri, her türlü çifte standardı ortaya koyarak bu mezalime sessiz kalıyorlar. Bunun örneklerini de zaten yaşıyoruz, görüyoruz. Bir tarafta Rusya, Ukrayna'ya işgal etti diyerekten bütün yaptırımlara uğrarken maalesef Gazze'de İsrail'e Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu bir işgaldir kararına rağmen maalesef hala da katliam devam ediyor ve 50 bin civarında da sivil katliam şu anda ulaşmış durumda. Bunun örneklerini nerede görüyoruz? Olimpiyatlarda Rusya ambargoya tabi tutuluyor. Oyunlara katılamıyor ama İsrail oyunların içerisinde yer alabiliyor. Her türlü çifte standart uygulanarak. Yine geçtiğimiz günlerde Japonya'dan Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılan atom bombasının yıl dönümleriydi, seneyi devreleriydi ve anma programları vardı. Nagasaki Belediye Başkanı'nın bu konudaki İsrail'i anma programlarına davet etmemesine karşın gelişmiş devletler, güya Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, onlar da İsrail'in yanında yer alarak bu programa katılmadılar. Halbuki Nagasaki'ye tek bir atom bombası atılmıştı. Şu anda 360 kilometre kare büyüklüğündeki Gazze'ye atılan bombaların toplam gücü 4-5 atom bombası gücünü geçmiş durumda. Dolayısıyla buradaki savaş ihtimali, daha doğrusu buradaki yangının bölgeye sıçrama ihtimali kuvvetle muhtemeldi ve o sanıyorum ve üzülerek izliyoruz, gerçekleşmek üzere. Şu anda Lübnan'da, Ürdün'de, Suriye zaten yangın yeri ama İran'la İsrail arasındaki kapışmanın bütün bölgeyi yangın yerine çevireceği de aşikar. Yine Rusya'da çok önemli gelişmeler var. Ukrayna, Rusya topraklarına girdi. Sanıyorum 500 kilometre kare civarında bir alanda şu anda kapattı. Dolayısıyla orada da çok ciddi gelişmeler var. Bunun tabii ki ülkemize de yansımalarının olacağı aşikardır. Evet, biraz önce söyledim, bu İsrail'in zaten uzun süredir herkesin söylediği arz-ı mevcut iddiası var. Ve o arz-ı mevcut iddiasına kim itiraz ediyorsa, özellikle Türkiye, bir ileri cephe olarak gördüğünü, Hamas'ı desteklediğini ve bir Kuvayi Milli Hareketi olduğunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişti. Türkiye'nin bu çıkışlarından sonra maalesef İsrail kamuoyunun da bu konuda bu vahşete çok büyük desteği var. Ara ara yapılan protestolar bizi aldatmasın. O protestolar sadece kendi esirlerinin kurtulmadığıyla ilgili protestolar. Dolayısıyla genel olarak maalesef İsrail kamuoyundan da bu vahşete ve bu işgale bir onay var. Şimdi bu anlamda o onayı desteklemek adına söylüyorum. İsrailli sanatçı Ofer Levi bir mesaj paylaştı. O mesajda şöyle dedi. Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkanızda kutsal kitabımız Tevrat. Düşmanlarımızı yok etmenizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası atın. Şimdi böyle gelişmeler var. Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde yine yurt içinde önemli gelişmeler oldu. Onlardan bir tanesi çelik kubbe ile alakalıydı. Bizim şu anda yerli ve milli olarak ürettiğimiz, özellikle Aselsan'ın, Roketsan'ın
TÜBİTAK, SAGE'nin ve MKA'nın ürettiği ürünlerle işte özellikle alçak irtifa füze sistemleri, orta irtifa füze sistemleri ve uzun irtifa füze sistemleriyle bir çelik kubbe oluşturmak için bir girişim başlatıldı. Şu anda maddi olarak biz inşallah tedbirimizi alıyoruz. Yerli ve milli olarak gelebilecek olan tehditlere karşı Türkiye şu anda çok ciddi bir çalışma içerisinde görünüyor. Fakat tabii ki bu çalışmalar yapılırken her ağacı kendi kurdu kemirirmiş. İçerimizde bir takım gelişmeler var. Bunların terör örgütleri ne kadar irtibatları var, onları da bir anlamda konuşmamızda fayda var diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nin bir açıklaması vardı. Malumunuz olduğu üzere o açıklamada Anayasa Mahkemesi Şerafettin Can Atalay kararında hak ihlali olduğunu tespit ettiğini söylemişti. Ve şu anda onunla ilgili de bir gerekçeli karar açıkladı. O açıkladığı gerekçeli kararda belirliliği ve öngörülebilirliği sağlayan anayasal veya yasal bir düzenleme yapılmadığı müddetçe yasama dokunulmazlığından yararlanması lazımdır. Şerafettin Can Atalay'ın gibi bir çıkış yaptı Anayasa Mahkemesi. Bunun üzerine muhalefet partileri, İYİ Parti hariç, onlar da CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti, TİP ve MHP'in temsilcileri Şerafettin Can Atalay'ın dokunulmazlıktan yararlanması için, yani yasama meclisinde görev yapabilmesi için 16 Ağustos'ta meclisi olağanüstü toplantıya çağırdılar. Dolayısıyla yurt içindeki gelişmeleri ve bunun terörle ilgili bağlantıları ve sonuçlarının neler olabileceği konusunda da yine bir değerlendirme yapalım istiyorum. Yine yurt içinde söylemiş olduğum gibi bu gelişmeler olurken Afyonumuzda da önemli gelişmeler oldu. Ulusal bir televizyon yorumcusu Sayın Valimiz Kübra Yiğitbaşı hakkında işte efendim Atatürk posterini asmadığı gibi bir değerlendirmesi vardı. Bununla ilgili de kamuoyu uzun süre meşgul oldu. Bununla ilgili de inşallah bir değerlendirme yapalım istiyorum. Geçen hafta konuştuk ama sanıyorum bizim değerlendirmelerimiz belediye tarafından veya toplumdaki tepki çok dikkate alınmadı diye düşünüyorum. Şu anda belediye otobüsleri de sivil olarak 15 liraya çıkmış oldu fiyat itibariyle. Yani 10 liradan 15 liraya çıktı. %50'lik bir zam yapıldı. Halbuki %25'lik bir zamın daha makul olabileceği gibi bizde bir görüş belirmişti. Tabii ki bunun siyasi sonuçları olacaktır. Onu da zaman içerisinde inşallah bekleyip göreceğiz beraberce. Evet değerli hocam. Arzu ederseniz öncelikle şehrimizden başlayalım. Bu Sayın Valimizle ilgili ulusal medyada çıkan bir yorum vardı. Onunla ilgili arzu ederseniz bir değerlendirme alalım. Böylece programımıza başlamış olalım. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Tekrar izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Maalesef gazeteci İsmail Saymaz'ın konuyu gündeme getirmesiyle ulusal bir boyut kazandı bu iş. Şimdi Sayın Valimizin makamının ne şekilde tefriş edildiğini biliyoruz. Zaman zaman biz de ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla bu Sayın Valimize yönelik haksız bir kampanyaya ve iftiraya dönüşmüştür. MHP eski milletvekili Hidayet Vahaboğlu'nun bir fotoğraf paylaşımıyla konu gündeme geldi. Sayın Valimizin misafirlerini kabul ettiği bölümde makamında hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Ulu Önder Atatürk'ün portreleri yer almaktadır. Misafir kabul kısmında Afyon Karahisar'ın logosu ya da amblemi haline gelen Afyon Kalesi'nin silüeti olan bir portre var. Onun üzerine işte o kaldırılmış da yerine o konmuş gibi. Makamda var Atatürk portresi. Dolayısıyla Sayın Valimizin bu noktada haksız bir iftiraya maruz kaldığı kanaatindeyiz. Afyonumuzun siyasileri de bu noktada Sayın Valimize sahip çıkmışlardır. Asla Sayın Valimizden böyle bir şey söz konusu olmaz. Biz Sayın Valimizi tanıyoruz, biliyoruz. Ama mahut çevreler bu Atatürk meselesini haklı haksız gündeme getirerek kurumları ve şahısları yıpratma noktasında bir gayret içerisindeler.
keşke İsmail Saymaz telefon açsaydı Sayın Valimize, gerekli bilgileri alsaydı. Sadece sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf üzerinden valimize böyle bir noktadan itham etmemiş olsaydı. Bu işin üzücü tarafı. Ama biz Sayın Valimizi biliyoruz, tanıyoruz. Ne Atatürk'ün kendi şahsıyla ne de onun Cumhuriyeti kurucu ülkeleriyle bir problemi yoktur Sayın Valimizin. Aksine sahip çıkan bir şahsiyettir. Ama zannediyorum ki saldırının amacı da Türkiye'nin tek ve ilk başörtülü valisi olmasından kaynaklanan bir durumdur diye düşünüyorum. Evet, sanki biraz siyasi görüşe uygun olarak yapılan bir değerlendirme gibi bir yorum var. Zaten ismini söylemiş olduğunuz köşe yazarı veya yorumcunun da hangi siyasi partiyle içli dışlı olduğu ve bu konudaki siyasi görüşünün, anlayışının, meşrebinin ne olduğu konusunda da kamuoyumuzun bilgisi vardır diye düşünüyorum. Sayın Milletvekili'nin paylaşımında çok öyle tenkit eden var bir problem yok. Ama İsmail Saymaz oradan aldığı beyanı farklı bir şekilde lanse etmeye çalışıyor. Sıkıntılı olan budur. Evet, teşekkür ederim değerli hocam. Şimdi bir olimpiyat geçirdik biliyorsunuz. Bu olimpiyatlarda biraz önce ben ifade etmeye çalıştım. Çok tartışılan konular vardı. Onlardan bir tanesi biraz önce söyledim. Maalesef Batı dünyası, medeni olarak kendisini ifade eden dünya bir çifte standart içerisinde olduğunu söylemiştim. Onlardan bir tanesini de zaten örnek olarak verdim. İşte Rusya işgalden dolayı, Ukrayna işgalinden dolayı bütün yaptırımlara tabi tutulurken aynı zamanda olimpiyat yaptırımı da tabi tutuldu ve olimpiyatlara alınmadı biliyorsunuz. Ama İsrail aynı muameleye tabi tutulmadı. İsrail olimpiyatlarda olanca gücüyle yer aldı. Yine bunun dışında da bizim Buse Naz Sürmeli'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir boks maçına çıktı ama karşısındaki insan, daha doğrusu boksör, sporcu sanıyorum erkekti. Yani dolayısıyla bu olimpiyatlar sanıyorum bu yönüyle de anılacak ve değerlendirilecek diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir değerli hocam? Efendim zaten olimpiyattan açılışında skandallar başladı. Evet. Hatırlayınız açılışta fragmanda LGBT'yi övücü ve onun reklamını yapacak mahiyette şeyler yayınlandı. Evet. İkincisi Buse Naz Çakıroğlu kızımızın. Buse Naz Sürmeli sanıyorum. Sürmeli. Çakıroğlu var bir de karıştırmış olabilir evet. Değil mi? Bunun karşısına zannediyorum Taylandlı. Taylandlı ama bir de Faslı olması lazım. Faslı mı Cezayirli mi? Ben Cezayirli hatırlıyorum. Önemli değil. Ben de Faslı hatırlıyorum. Artık trans birey midir diyelim yoksa çift cinsiyetli bir şahsiyet mi diyelim, görünüş erkek ama kadın olarak tescillenmiş. Şimdi öyle de olsa böyle de olsa fiziken kadın olan birisinin karşısına böyle bir rakip çıkarılmamalı. Çünkü bir güç farkı var. Her şeyden önce erkek anatomisiyle, tabii. Erkek bedeninin fiziki gücüyle kadın anatomisi ve kadın bedeninin fiziki gücü aynı değil. Evet. Dolayısıyla o tür sıkıntılı ya da artık nasıl ifade edeceğiz onda da şaşırıyorum ama onların farklı bir kategoride yarışmaları söz konusu olabilir. Ama bu adil ve hakkaniyetli bir durum değil. Buna herkesin peşinden bir itiraz etmesi lazım. Bu noktada şimdi diğer meseleye gelince yani Rusya'ya uygulanan ambargoyla İsrail'in serbestçe olimpiyatlara katılabilmesi meselesi. Batı her zaman ikiyüzlüdür, her zaman riyakardır, her zaman haksızlıklara yol açan uygulamalar yapmaktadır. Kendisi için meşru olan şeyleri başkaları için meşru addetmemektedirler. Evet. Burada sıkıntı var. Dediğiniz gibi biraz isterseniz başlıkları bağladınız. Ben de ona yavaş tabii, yavaş geçiş yapabilirim. Tabii, şimdi Batı'nın ikiyüzlülüğü meselesine dikkat çekmek istiyorum. Maalesef ki ortada çok büyük bir oyun var. Türk milletinin çok uyanık olması lazım. Birbirleriyle arasındaki mesafeleri kapatıp kardeşlik, dostluk duygularının ön plana gelmesi lazım. Milli birlik ve beraberliğimizi tahkim etmemiz lazım. Öncelikle siyasi partilerden başlamak üzere. Evet. Çünkü
Oynanan oyun çok büyük. Geniş perspektiften olayı değerlendirdiğimiz zaman Gazze ve İsrail meselesi maalesef bölgeye sirayet eder hale geldi. Siz çok güzel belirttiniz. Güneyde Yemen ve Husiler, kuzeyde Hizbullah ve Lübnan. Allah korusun ki bu İran-İsrail meselesine de dönüşebilir. Ki ona dair karineler var ama İran da burada herhalde İsrail'le işbirliğinin afişe edilmemesi, ifşa edilmemesi adına bir takım girişimlerde bulunuyor. Ama ben yürekten inanıyorum ki İsrail'in tezlerine uygun siyaset gütmektedir İran. Evet. İran ve İsrail'in bölgedeki varlığı ve birbirleriyle mücadelesi kendilerini güçlendirmektedir. Bu danışıklı dövüş gibi bir şey. Şimdi Sayın Hocam, özür diliyorum. Bir parantez açmakta fayda var diye düşünüyorum orada. Şimdi İsrail bir taraftan Şam'da İran Büyükelçiliğini vurdu. Yani bu şu demektir. Aslında vurduğunuz yer İran toprakları demektir. Daha sonra reisinin şüpheli ölümünde Mossad'ın parmağı olduğuna dair bir takım işaretlerin olduğuyla ilgili uzman görüşü var. Ve yine İran topraklarında üstelik de devrim muhafızlarının koruduğu bir binada Hamas lideri İsmail Haniye katledildi, şehit edildi. Şimdi bunların tamamı İran'ın prestijini sarsan, bir anlamda uluslararası anlamda değerini azaltan bir anlayış değil mi? Yani İran bile bile kendi prestijini sarsan, hani halk ağzıyla karizmasını çizen bu olaylara bile bile razı olur mu? Bile bile ben bunları İsrail'le varlığımı devam ettirmek adına bunlara göz yumarım der mi? Yani bu kadar... Haklısınız. Bir cepheden öyle görünebilir. Evet. Yani ama, bu kadar basit mi görmek lazım? Ama İran'daki inancın temeli de İsrailiyata dayanır. Şia tabii ki. Şia inancının temeli de İsrailiyata dayanır. Evet, o beni biraz açtı hocam. Evet, şimdi şöyle, tamam, düz mantıkla baktığımız zaman prestij sarsılmaktadır. Ama ben de bir başka meseleden düz mantıkla bakıyorum. Sizin kalbinizde, can damarınızda düşmanın ne iş var? Düşman orada nasıl operasyon yapabiliyor? Ya işbirlikçisiniz, ya kağıttan karton derlesiniz. Aynen öyle. Yani şimdi, iki seçeneği de değerlendirmekte fayda var. Şimdi ben İran'da birden fazla İran olduğunu düşünüyorum. Çok farklı yapılar var. Ben de sizin gibi reisinin bilerek katledildiği kanaatindeyim. Evet. İsmail Haniye'nin katledilmesinde devrim muhafızlarının bizatihi işbirliği olduğu kanaatindeyim. Bu kanaat, ben çok çok teknik bilgi söyleyemem yani, güvenlik uzmanları veya gibi. Veya da Mossad tarafından değiştirilmiş bir takım gibi. Ama Batı medyası bu işi öyle güzel kurguluyor ki, hatırlayın, yok roketi F-35'ten mi attı, kaç kilometreden attı bilmem ne. Hemen bir kafa bulanıklığı. Evet. Öbür taraftan yok şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Arkasından efendim iki ay önce bomba yerleştirildi Haniye'nin odasına. Arkasından iki gün önce bomba yerleştirildi. Ama benim kanaatim öyle ya da böyle içeriden halloldu bu iş. Dışarıdan füze, roket bilmem ne falan yok. Uçak uçak yok. Şimdi İran'ın temel misyonu rejim ihraç etmek. Rejim ihraç etmekten kastım şu: Şia geleneğini genişletmek, farklı coğrafyalara da yaymak. Evet. Ki İran'ın bölgedeki temel amacı, buna Şii hilali diyoruz, Türkiye'yi sıkıştırmak, Sünni cemaati sıkıştırmak. Mesele evet, burada düğümleniyor. Dolayısıyla Sünni Müslümanlar İsrail için bir tehlike teşkil ettiği gibi, yani böyle bölgedeki varlığı, İran için de aynı şekilde tehlike teşkil ediyor. Evet. İran şimdi, rejimi için. Diyorum. Rejim için tabii ki, tabii ki. Evet. Rejim için. Dolayısıyla birbirini besliyorlar. Birbirinin evet, varlığından yararlanıyorlar. Ama büyük meseleye baktığımız zaman gerçekten Türkiye adına ben endişe duyuyorum. Devletimizin gücünden korktuğumdan dolayı değil. Milletimizin bu meseleye sahip çıkmayacağı kanaatinden dolayı değil. Bakın, Gazze meselesi Türkiye sınırlarına kadar ulaşmaya başladı. Yani bölgesel bir savaş riski arttı ki bunun nihai hedefi Türkiye'dir. Yani bundan sonraki hedefi Türkiye'dir nihai derken, son hedefini kastetmiyorum. Ama
paralel olarak ilk defa Batı dünyasının silah ve lojistik desteğiyle Ukrayna Suriye'nin için hareket planladı. Düşünün. Türkiye alt sınırında savaş, üst sınırında savaş. Evet. Ne tarafı tercih edersen o tarafa dön. Biz yani, tercih yapmıyoruz, dengede kalmaya çalışıyoruz. Yani öyle yapıyoruz ama evet. Ben bu planın esas amacının Türkiye'ye matuf olduğu kanaatindeyim. Onun için diyorum ki bütün siyasi partiler, sağcısı, solcusu, dinlisi, dinsizi hiç fark etmez. Türkiye'nin toprak bütünlüğü, devletimizin ve milletimizin birlik ve dirliği açısından güncel siyasi beklentilerden azade bir şekilde davranarak Türk milletini bir ve beraber bir şekilde birbirine kenetlenmiş sırtını birbirine vererek birbirine güvenmiş bir şekilde tutmak zorundayız. Lütfen bütün siyasi partiler günlük siyasi hengamenin dışına çıksınlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tavrını ve tarzını bütün siyasi partilerin genel başkanlarına tavsiye ediyorum. Herhangi bir oy devşirme kaygısı, heyecanı olmadan devletin milli birlik ve beraberliğini, beka meselesini hep vurgulayarak milletin birlik ve beraberliğini önermektedir. Devletimizin, hükümetimizin her daim yanındadır. Buna dair toplumumuzun şöyle bir 5-10 yıllık süreci bir irdelemesini istiyorum. Ama bakıyoruz %1'lik oy alamamış partiler siyasi çıkar uğruna işte sizin de belirttiğiniz gibi yok Can Atalay meselesinde meclisi taşı, meclisi topla. Niçin topluyorsun? Vatandaşın ne hayrı var bunda? Evet. Şimdi Can Atalay meselesine gelince biraz karışacak belki meseleler ama hocam devam edin. O şimdi, mesele de önemli bir mesele. Konuşalım. Şimdi Can Atalay meselesine de değineceğim ama bu birlik beraberlik noktasında şunu da ifade etmek istiyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurucu partisi. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Devletin kurucu partisi. Doğru mudur? Doğrudur. 50'ye kadar tek parti kurdu, devam etti. Ama özellikle 60 ihtilalinden sonra, hele hele 80'den sonra daha bir başkalaştı Cumhuriyet Halk Partisi. Bakıyoruz Instagram yasağı çıkıyor, Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyor. Kardeşim, hangi Batı ülkesi, gelişmiş Batı demokrasisi kendi devletinin varlığına sabotaj girişiminde bulunacak ya da milletin birliğini sabote edecek girişimlere izin verir? Propaganda. Amerika'da olsa bu iş izin veriyorlar mı? Vermiyorlar. Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da veriyorlar mı? Vermiyorlar. İtalya'da veriyorlar mı? Vermiyorlar. Üstelik Instagram'ın o ülkelerde temsilcileri var. Evet. Onların kendi devletinin varlığına, milletinin birliğini hedef alacak yayınlara yasak getiriyorlar. O işbirliğini geliştirerek. Evet. Türkiye ısrarla istemiş olmasına rağmen Instagram Türkiye'de temsilci bulundurmuyor. Kabul etmedi. Peki hükümet niye aldı bu yasağı? Sadece İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra yapılan yayınlardan dolayı aldı. Taziye mesajlarını kaldırdı. Taziye mesajlarını kaldırdı. İsrail'in korunmasına matuf. Peki ben mübarek Müslümanlar, sevgili vatandaşlarım, 5 gün nasıl yaşadığınız Instagram'dan paylaşamayınca öldünüz mü? Ne oldu? Hükümet başarılı oldu bu noktada. Kapattı ve Instagram işbirliği geliştirmeye yanaştı. Evet. Türkiye'ye de temsilci yetecek. Büyük devlet böyle olmuş. Çok güzel. Maalesef Türkiye'de bazı çevreler var ki bütün milli meselelerde Batı tezleriyle, Batı aleminin tezleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin âli menfaatlerini sabote etme girişiminde bulunuyorlar. Evet. Çok açık. Birkaçını aklıma gelmişken sayayım. Instagram meselesinde böyle oldu. Ekrem İmamoğlu da sahip çıktı. Roblox diye çocukların oyun oynadığı bir site var. Ben çok bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla söylüyorum. Orada çocukların cinsel sapkınlığa yol açabileceği özel odalar varmış. Oraya girdiğin zaman o evet. Özel odalarda çocuk tacizi, efendim işte buna benzer işler varmış. Peki
Bunu neyini savunuyorsun kardeşim? Evet. Batı aleminin bir tezi var. Dünyaya cinsiyetsiz bir yaşam sunuyor. Evet. Erkek kadın fark etmez. Hatta bunun daha da ötesi, duyduğumuz öyle, gördüğümüz öyle. İnsanla insanın cinsiyetinin dışında hayvanlarla insanların evliliğine yol açabilecek kadar geniş bir düşünce söz konusu. Bu gelecek nesillerimiz için çok büyük tehlikedir. Çok büyük tehlikedir. Buna sadece düşünce özgürlüğü olarak sahip çıkamayız. Hele hele toplumu yönetmek gibi bir sorumluluğu olan, Türkiye'nin 16 milyonun yaşadığı şehri yönetmekle yükümlü olan bir şahsın buna sahip çıkması zuldür. Aslına bakarsanız bu hocam toplu intihar girişimidir insanlık için. Aynen öyle. Şimdi bakalım daha başka neler oldu? Türkiye 40 yıldır 1984'te zannediyorum Lice baskınıyla başlamıştı PKK terörü. Yanlış hatırlamıyorsam. 40. yılı. 41. yılı evet. Hatta. 41 yıldır bölücü bir terör örgütüyle mücadele veriyor Türkiye. Batı dünyasının destekleriyle bu mücadeleyi yürüten PKK terör örgütüne karşı da haklı bir mücadele veriyor. Milyarlarca dolar masraf ettik biz. Şimdi bu devletin kurucusu olduğunu iddia eden partinin yöneticileri, milletvekilleri kalkıp da DEM Parti'yi savunmaya kalkarsa Atatürk'ün fikrine ihanet etmiş olur. Evet. Ama ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel neymiş efendim? Altok'un ortasındaki devletçilik okulun yarısını mor, yarısını yeşile boyayacakmış. Peki mor ve yeşil neyin rengi? DEM Parti'nin rengi. Ne mesaj veriyorsun sen? Yazık değil mi Atatürk'e? Yazık değil mi Atatürk'ün kurduğu partiye? Kaldı ki Atatürk'ün en büyük ideali misak-ı milli sınırı. Evet, evet. Şimdi bakalım ne oldu? Hemen parti sözcüsü çıktı. Böyle bir şey söz konusu değil dedi. Kime inanacağız? Evet. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi doğru yönetilmiyor. Doğru ki bir kişi tarafından da yönetilmiyor. Koskoca parti, devleti kuran parti günübirlik siyasi argümanlarla hareket etmez. Senin bir omurgalı duruşun olacaktır. Nedir o? Devletimizin, milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bölünmez bütünlüğü. Atatürk söylemiş bunu. Şimdi devleti parçalamak amacıyla hareket eden bir siyasi partiyle şöyle ya da böyle kırmızı veya pembe veya lila nasıl bir ilişkiye girebilirsin sen? Onu meşrulaştıramazsın bile. Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin hiç mi buna sesi çıkmayacak? Evet. Ne demek yani devletçiliği mor ve yeşil renge boyayacağız? Olmuşken zaten LGBT'yi de savunuyor Mahir Başarır. Olmazsa LGBT'nin 7 rengine boyayın. Altoku daha iyi olur. Ne olduğunuzu tam anlarız o zaman. Evet. Gelelim diğer meseleye. Bir başkası. Evet, Suriye ve Irak'ta mücadele veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi devletin yanında yer almıyor. Bölücü terör örgütünü bir şekilde koruyup kolluyor. FETÖ ile mücadeleye karşı çıktılar. Eski genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu tiyatro dedi. Ama şimdi Özgür Özel öyle söylemiyor diğer hocam. Özgür Özel ne, söyleyemiyor. Söylemiyor değil, söyleyemiyor. Neden? O gece Özgür Özel yiğidi öldüreceğin hakkını teslim edeceğim. Ama öldürmeden teslim edelim. Meclisteydi. Orada konuşma yaptı. Evet. Şimdi orada meclisin bombalandığını bizatihi yaşayan bir genel başkan buna nasıl tiyatro diyecek? Anlatabildim mi diyemediğim evet. Yani. Buna da sahip çıkıyorlar. Karabağ'ı işgalden kurtulmak için Azerbaycan'a destek verdik, teknik destek verdik. Ama o zamanki CHP sözcüsü İşte ben de kızıyordum, Allah var. Onlara monşer diyenlere ben de kızıyordum ama maalesef gerçekten monşerlermiş. Ne dedi Ünal Çeviköz? Eski bir büyükelçi. Türkiye cihatçıların geçişine yardım ediyor. Silah Azerbaycan'a yardım. Silah yardım ediyor dedi. Ne yapacaktık Ünal Çeviköz? Ermenistan'a mı yardım edecektik? Evet. Siz nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilisiniz? Atatürk'ün kurduğu partinin nasıl sözcüsünüz?
Üstelik eski Azerbaycan Büyükelçisi evet. ve Azerbaycan'da istenmeyen adam ilan edildi. Ama maalesef işte bu hep eski büyükelçilerden evet. yaşıyoruz evet. bunu. Evet. Hemen arkasından ne oldu? Yine eski bir büyükelçi Namık Tan ki kendisi İsrail Büyükelçisi yani Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'ydi. Sonra Amerika Büyükelçisi oldu. Demek ki onlardan çok etkilenmiş. Kalktı. Mavi vatan masalı dedi. Ya Allah'tan kork be adam. Evet. Ortada fiili bir anlaşma var. Türkiye'nin hakları garanti altına alınmıştır. Sen buna nasıl böyle bir şey söylersin? Nasıl söyleyebilirsin? Şimdi o zaman Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi'ni nasıl bu devletin kurucu partisi olarak görmeye devam edebileceğiz biz? Evet. Kurucu partiydi, batırıcı parti haline geldi bu sefer. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok bir başkası daha var. Öyle mi? Daha ben var. Şimdi şöyle Suriye'ye girdik. Şöyle Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Ne işimiz var Afrin'de dedi. Sevgili arkasından hocam. Ne dediler? Bunu tamamlayacağım. Somali ve Libya'da ne işimiz var dediler. Hayır, gene devam edin de. Yani şimdi sanki monolog gibi oldu. Sanıyorum bir 20 dakikayı falan bulduk. Dolayısıyla ben tamam. program içerisinde yine devam edelim. İtirazım peki. yok. Çünkü bunları zaten daha önce de konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz zaman içerisinde. Elzim'le şunu tekrar etmek istiyorum. Tabii buyurun Değer Hocam. Batı devletlerinin tezlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin monşerleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin âli menfaatlerini göz ardı ederek bize karşı kullanıyorlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ifade ettiniz. Baltanın sapı bizden yani. Üzücü olan o. Çok güzel. Şimdi ben de tam zaten oraya spesifik bir olay üzerinden değinmek isterdim. Onun için araya girme ihtiyacı hissettim. Devam edeceğiz çünkü. Tabii. Süremiz yettiği müddetçe. Şimdi Batı ülkelerinin biz taktiklerini biliyoruz. Böl, parçala, yönet. Şimdi bakın Filistin'de bir katliam var. Gazze'de katliam var. Aslına bakarsanız Batı Şeria'da da benzer şeyler var ama maalesef Batı Şeria yönetimi bu konuda Mahmut Abbas'ın çok sesi çıkmıyor. Yani kendi içerisinde bölünmüş, yani El Fetih ile Hamas arasında bir problem var. Şimdi bu ayrımı ülkeler içerisinde yapmaya başladığınız anda ve oradan kendi tezlerinizi destekleyecek bir devşirme yaptığınız anda işinizi çok kolaylaştırıyorsunuz. Dolayısıyla Batı tezlerinin Türkiye'de uygulayıcısı ve destekleyicisi nedirin? Ben yargı ayağına değinmek için aslında Şerafettin Can Atalay olayını gündeme getirmek istedim. Çünkü bakın bunun terörle de bağlantısı olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Hemen sizi destekleyici bir şey tabii. söyleyeceğim. Şimdi maalesef Türkiye'de bazı çevrelerde kafa karışıklığı var. Hatırlarsanız Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirenler vardı. Sonra vazgeçtiler. Şöyle, şunu bilmiyorlar. Aynı Türkiye'deki demokratik partiler gibi El Fetih bir farklı parti gibi, Hamas da farklı parti gibi. 2006 yılında hatırlarsanız, da iktidar olmuş. Şehit olan İsmail Haniye başbakanlık yapmış. 2006 yılında. Yani evet. terör örgütü gibi mütalaa etmesinler. İsrail ağzıyla konuşuyorlar. Aynen öyle. Çok evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir katkı oldu. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de de maalesef kendi tezlerini zaman zaman kültürel faaliyetler üzerinden, zaman zaman sanatsal faaliyetler üzerinden, zaman zaman da hukuk üzerinden uyguluyorlar. Bu bölme ve parçalama işlemlerini. Yani hukuku siyasetin bir aracı olarak kullanıyorlar. Bizim bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Yani bu hukuk olaylarını falan değerlendirirken, değerli hocam, izleyicilerimizden de istirham ediyorum. Ya bir at gözünü çıkartalım. Kim ne söylüyor? Dikkatlice anlamaya çalışalım. Çünkü ülkenin gerçekten varlık yokluk sebebi olma potansiyeli var. Dolayısıyla birbirimizi anlamaya çalışalım. Herkes istediği siyasi partiye tabii ki oy verecek. Yani orada kimseye bir şey söylediğimiz yok ama mesele doğru mecra üzerinden değerlendirilsin diye söylüyorum bunu. Onun için bu konuyu aşma ihtiyacı hissettim. Biliyorsunuz Şerafettin Can Atalay MHP milletvekili seçildi yaklaşık olarak bundan bir yıl önce. Şimdi dokunulmazlığı da kaldırıldı. Mesela aslına bakarsanız milletvekilliği dokunulmazlığı üzerinden okunmaya başlandı. Çünkü milletvekilliği yemini yaptırılmadı Şerafettin Can Atalay'a. Gerekçesi de şuydu. Daha önce biliyorsunuz bizim anayasamızın 83. maddesinde milletvekilliği dokunulmazlığı tanımlanır. Oradaki tanımda aynen şöyle söyler. Milletvekilleri seçimlerden önce veya sonra işledikleri suçtan dolayı tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamazlar. Dolayısıyla bu hükümden yola çıkarak Anayasa Mahkemesi Şerafettin Can Atalay'ın belirliliği ve öngörülebilirliği sağlayan anayasal veya yasal bir düzenleme yapılmadığı müddetçe
yasama dokunulmazlığından Şerafettin Can Atalay yararlanmalıdır. Yani burada bir hak ihlali yapılmıştır. Kararı verdi Anayasa Mahkemesi. Fakat buna itiraz Yargıtay 3. Dairesi'nden geldi. 3. Ceza Dairesi'nden geldi. Onlar da dediler ki ya siz eksik bakıyorsunuz bu işe. Çünkü bizim millet olarak şöyle bir handikapımız var. Bunu bazen kendimiz de içine katarak söylüyorum değerli hocam. Bir meseleye bakarken bütün olarak bakmıyoruz. Herkes kendi siyasi anlayışına, kendi meşrebine uygun yerden alıp kendisini haklı çıkartmaya çalışıyor. Halbuki resme bütün olarak baksak memleketin hayrına ne varsa onu değerlendirme imkanımız olacak. Onun için söylüyorum bütün bunları. Dolayısıyla Yargıtay'da başka bir değerlendirme yaptı. Değerlendirmede söylediği şu. Tamam 83. maddede böyle bir hüküm var ama 83. maddede bunun istisnası olan hüküm de var. Nedir o hüküm? Birincisi ağır cezayı gerektiren suçlar. İkincisi de soruşturmanın seçimlerden önce başlamış olmak kaydıyla, buranın altını özellikle çiziyorum. Soruşturmanın seçimlerden önce başlamış olmak kaydıyla 14. madde kapsamındaki suçlar bu hükmün dışındadır. Yargıtay da zaten bunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin bir kısmının itirazı da zaten buradan kaynaklanıyor. Siz cezayı gerektirecek bir anayasal veya yasal düzenleme yok diyorsunuz ama anayasanın daha ikinci fıkrasında bununla ilgili bir hüküm var. Bunu görmüyorsunuz. İşte tek boyutlu bakıyorsunuz, tek taraflı bakıyorsunuz. Niye burayı görmüyorsunuz? Problemin bir tanesi burada. Şimdi bunu söylediğiniz andan itibaren olayı şuraya getiriyorsunuz. Çok değerli hocam. Anayasanın 14. maddesine bakıyorsunuz. Neyi içerir bu anayasanın 14. maddesi? Bakın çok değerli. Diyor ki, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü amaçlayan faaliyetler biçiminde siz temel hak ve özgürlüğünüzü kullanamazsınız. Böyle bir temel hak ve özgürlük yok. Yani ben ülkeyi böleceğim ama bununla ilgili propaganda bana serbest olacak. Benim fikir hürriyetime siz karışamazsınız. Böyle bir dünya yok. Bu ülkenin anayasasında bu ülkenin bölünmez bütünlüğü var. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü var. Bunu ihlal ettiğiniz fikir hürriyetinde de başka hürriyetlere de önünüze bu anayasa maddesi çıkar bir defa. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi 14. maddede başka bir şey daha var. O da diyor ki yine temel hak ve özgürlükleri demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde de kullanamazsınız. Peki Şerafettin Can Atalay nereden hüküm giydi? Gezi olaylarından. Bu olayı aslına bakarsanız Osman Kavala olayından farklı göremeyiz. İkisi aynı olay çünkü Osman Kavala Gezi olaylarından cebir ve şiddet yoluyla meşru Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan hüküm giymiş bir insan. Ve yine Şerafettin Can Atalay da Osman Kavala'ya yardım, yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan ceza almış. Dolayısıyla siz bunun neyine itiraz ediyorsunuz? Şimdi biz bunu yok mu varsayalım? Ha bunu yok varsayarsak bunun bizim için nelere yol açabileceğini şöyle bir yeniden arzu ederseniz düşünelim. Şimdi madem öyle anayasa içtihadına göre, daha doğrusu kararına göre biz seçimden önce veya sonra işlediği suçlardan dolayı milletvekillerinin dokunulmaz haklarını ellerinden almayalım, kabul ettim. Peki ihtimal şu. Osman Öcalan, özür diliyorum, Abdullah Öcalan milletvekili seçilse, seçimden önce veya sonra işlediği suçlardan dolayı biz bunu tutuklayamayacak mıyız? Sorgulayamayacak mıyız? Yargılayamayacak mıyız? Ya 45 kişinin katili ve onun temsilcisi olan aynı şekilde Selahattin Demirtaş'ı biz serbest mi bırakacağız? Şimdi bir taraftan Gazze katliamı bizim sınırlarımız içerisinde emelleri olan, sınırlarımızda bir teröristan devleti kurmaya çalışan bir dünya aklı var. Bir taraftan da Türkiye'de maalesef bu işin sonucunun nereye varacağını ya kestirmeyen, bu çok vahim bir durumdur veya da bunu anladığı halde bunu işin üzerinde ısrarla duran bir muhalefet anlayışımız var. Bu ondan da vahim bir durumdur. Dolayısıyla bu işin sonucunun nereye gideceğini çok iyi kestirmemiz lazım. Değerli hocam, bu konuyu özellikle bunun için çok aşma ihtiyacı hissettim. Çünkü bu oyunun sonu çok tehlikeli bir yere gitmek üzere. Şimdi isterseniz yine sizi desteklerim. Tabii buyurun sayın. Bir şey söyleyeceğim ben. Maalesef burada hukukun arkadan dolanarak zevairi kurtarma girişimi var. Şimdi hiç mi başka insanınız yok da suçlu olduğu kesin hakkında mahkeme kararı olabilecek birisini aday gösteriyorsunuz? Özür diliyorum. Özür diliyorum hocam. Bir parantez açayım. Eksik bıraktım oraya çünkü. Biraz önce söylemiştim. Soruşturmanın seçimden önce başlaması kaydıyla demiştim. Evet. Şerafettin Can Atalay'ın 25 Nisan 2022 yılında
Gezi olaylarında meşru Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan İstanbul 13. Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükümlülüğü var. Bırakın soruşturmayı, hükümlülüğü var. Orada şey problemli hale getiren durum şu, zannediyorum istinafa gitti ya da neyse diğer hukuk mercilerine müracaat edildi, üst hukuk mercilerine. Ondan dolayı kesinleşmiş gibi değil. Halbuki şöyle bir durum söz konusu. Suçlu olduğu yerel mahkeme tarafından kesin verilmiş mi? Verilmiş. Şimdi istinaf mahkemesi hayır bu suçlu değil diyemez. Zaten dememiş. Demez. Dememiş zaten. Ama suçun karşılığı olan ceza hususunda tavsiyeler olabilir ya da yanlışlığı doğruluğu olabilir. Şimdi esas mesele şu. Buradan tüm siyasi partilere yine bir çağrımız olsun. Böyle dava problemi olan insanları milletvekili adayı yapmayın kardeşim. Geçmişte de oldu. Sabah Tuncel olayı var. Sabah Tuncel de cezası kesinleşmediğinden dolayı PKK'ya yardım ve yataklıktan hapisteydi. Evet. Cihat Özender, yanlış hatırlamıyorum. Cihat Özender profesör, MHP milletvekili. Kaydını yapmaya giderken kaza geçirdi. Onun yerine Sabah Tuncel seçildi. Kim? PKK'ya yardım ve yataklıktan hapiste olan birisi. Hapisten çıkarıldı, milletvekili yemin ettirildi. Neden? Hakkında verilmiş hüküm yoktu. Hüküm olmayınca... Sevgili hocam bakın, burada kafa karışıklığını engelleyecek bir şey var. Hüküm olmak zorunda değil. Bakın anayasanın... Ben de onu söylüyorum anayasanın işte. Anayasanın amiri hükmü şunu söylüyor. Diyor ki, soruşturmanın seçimden önce başlamış olması kaydıyla, sadece soruşturmanın başlamış olması bile yeterlidir. Hüküm evet. Almasına, hüküm giymesine gerek yoktur. Şimdi bunu söyleyenlerin, siz söylediniz, istinafa gidilmiş, istinaf reddetmiş. Yani diyor ki, bu yasama haklarından dokunulmazdan yararlanamaz istinaf. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, biliyorsunuz 153. madde, 154. madde, özür diliyorum. Adli mahkemelerin son inceleme merciidir Yargıtay. Yani Anayasa Mahkemesi'nin statü üstünlüğü yoktur Yargıtay'dan. Dolayısıyla Yargıtay kararları burada kesinlik ifade eder. Anayasa Mahkemesi ile ilgili kesinlik şundan kaynaklanıyor. Bunu sürekli öne sürüyorlar. Diyorlar ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları da kesindir. Bu da doğrudur. Fakat kesinlik yönlendirici bir kesindir, kesinliktir. Yani hiyerarşik olarak Yargıtay'ın verdiği hükmü yok varsayıp onun yerine yeni bir hüküm ihdas edemez. Sadece ilk derece mahkemesine burada hak ihlali var, bunu yeniden değerlendirin diyebilir. Buradaki yetki aslına bakarsanız İstanbul 13. Ceza Dairesi'ndedir. Ağır Ceza Dairesi'ndedir. Ve Ağır Ceza Dairesi isterse bu hükmü bozar, isterse bu hükmü devam ettirir. Fakat İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiği zaman Şerafettin Can Atalay'ın avukatlarının dosya Yargıtay 3. Dairesi'nde olduğundan dolayı yetkiyi Yargıtay'a vermiştir. Yargıtay bu konuda karar, yetki kullanmaktadır. Mesele bundan ibaret. Yoksa bütün süreçler zaten burada tamamlanmış vaziyette. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız itiraz edilebilecek hiçbir konu yok. Zaten biraz önce söyledim. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinde itiraz edenler de var. Onlar da diyorlar ki bu itirazlarında Yargıtay'ın istikrarlı içtihatleri dikkate alındığında Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesindeki hükmün Anayasa'nın 14. maddesinin 1. fıkrasındaki hükmü kapsamadığı düşünülemez. Dolayısıyla 14. maddeyle vurgu yapıp bu hüküm doğrudur. Dolayısıyla biz buna itiraz ediyoruz. Hak ihlali yoktur diyor zaten Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin bir kısmı. Yani orada oy birliğiyle alınmış bir karar yok. Orada oy çokluğuyla alınmış bir karar var. Dolayısıyla bir başka tutturmaya çalıştıkları bir şey var değerli hocam. Onu da söyleyeyim çünkü zamanımız az kaldı. Konu yarım kalmış olmasın diye söylüyorum. Yine hukukçuların söylediği bir iddia var. Yanlış da değildir aslına bakarsanız. Bizim anayasamızın 90. maddesinde bir hüküm var. 2004 yılında kabul etmişiz biz bu hükmü. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleriyle uluslararası mahkemeler aynı konuda farklı karar veriyorlarsa uluslararası mahkemelerin kararı esas alınır diyor. Şimdi buna itiraz ederek zaten CHP yöneticilerinin ekseriyeti hatta AK Parti'nin daha önce AK Parti'de görev yapmış bir kısım insanlar da buna vurgu yaparak diyorlar ki burada ahim kararı var Osman Kavala hakkında. Bu onun aynasıdır. Dolayısıyla ahim kararlarına bizim anayasamızın 90. maddesine göre uymak zorundasınız. Şimdi bakın buna itiraz eden karşı tarafta şöyle iddialarda bulunuyor. Diyorlar ki onlar da kabul ettik. Ahim kararını biz müktesatımıza koyduk. Yani Yargıtay kararıyla.
AİHM kararı eğer aynı konuda farklı hüküm içermişse AİHM kararına uymak zorundayız. Zaten biz de bunu yapıyoruz. Bakın toplamda AİHM kararlarına uyma oranları Avrupa Birliği ülkelerinde %79 iken Türkiye'de %89. Fakat itiraz edilen nokta ne? İtiraz edilen nokta şu. Biraz önce söylemeye çalıştım. Maalesef Batı medeniyeti sahte, ikiyüzlü ve riyakar davranıyor. Ve hukuku kendi siyasi amaçlarının bir aracı olarak kullanıyor. Bunu nereden biliyoruz? Terör örgütlerine İspanya'da farklı karar veriyor, Türkiye'de farklı karar veriyor. Mesela ben o örneği ETA evet. Terör örgütünün siyasi kolu Harry Batasuna'ya İspanya'da sadece ETA örgütünü kınamadı diye hak ihlali kararı vermezken Türkiye'de herkesin gözü önünde PKK terör örgütüne silahlı harekettir, biz buna terör örgütü demeyiz diyen, terör örgütünün başına 46 bin kişinin katline sebep olan terörist başına efendim tecridi kaldıracağız diyenlere, bunların lojistik desteği ve azmettiricisi Selahattin Demirtaş'ı, efendim Necmettin Öğretmen, Aybüke Öğretmen, Neşe Öğretmen, Bedirhan Bebek, Yasin Börü gibi sivilleri katleden, teröristleri azmettiren Demirtaş'a biz özgürlük istiyoruz diyenlere AİHM yani Avrupa Birliği'nin organları maalesef özgürlük istiyorlar. Çünkü kendi siyasetlerine, kendi siyasi amaçlarına bir araç olarak kullanıyorlar. Zaten kendi siyasi araçlarına da bunu söylüyorlar. Özür diliyorum Sevgili Hocam. Tamamlayacağım konuyu. Ondan sonra size de söz vereyim. Mesela bununla ilgili Avrupa Birliği Türkiye raporunu kabul etti. Kabul ederken de dedi ki Türkiye'nin Avrupa'nın dış politika ve güvenlik politikalarına bağlılığı tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemiştir. Ya bunu niye göre söylüyorsunuz? Bir AİHM kararlarını uygulamıyorsunuz. Yani sizin terörist dediğiniz ama bizim insan hakları savunucusu dediğimiz insanlara siz özgürlük vermiyorsunuz. Şimdi başka efendime söyleyeyim. Irak'ta, Suriye'de operasyon yapıyorsunuz. Halbuki bunlar bizim güvenliğimizle alakalı. Siz buralara operasyon yapamazsınız. Başka işte efendim siz LGBT'ye onay vermiyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'nin maalesef ortaya koyduğu hak özgürlük ve ihlal özgürlükler anlayışı bu. Şimdi başka bir örnek vereyim. O kurumlardan bir tanesi Avrupa Konseyi, bakın Osman Kavala'ya 2023 yılında insan hakları savunucusu ödülü verdi ya. Vasla Kavala insan hakları savunucusu ödülü verdi. Yani şimdi biz diyoruz ki bunlar bizim demokrasimize kastetmiştir. O arkadaşlar diyorlar ki güya medeni dünya kendilerinde olsa kıyameti kopartırlar. Ama Türkiye'de cebir ve şiddet yoluyla bir hükümetin ortadan kaldırılmasını demokrasi adına gözlerini kapatıp çifte standartla maalesef uygulamaya çalışıyorlar. Bizim işimiz vatandaşla. Evet. Hocam. Evet. Biz de bunu zaten vatandaşımız belli. Doğru anlasın diye izah etmeye çalışıyoruz. Şöyle, ismini hatırlayamayacağım. ETA örgütünün Katalan bölgesi İspanya'da değil mi? Bağımsızlığı için savaşıyor. Evet. Lideri daha dün ya da evvelki gün televizyonda gördüm. Onun için ismini hatırlayamıyorum. 7 yıl sürgünde yaşayıp yeni ülkesine dönebildi. Evet. Avrupa ülkesi. Şimdi soru yine şu. Ey Amerika, senin varlığına birliğine tehditkar davranışlar içerisinde olan birisini parlamentona sokar mısın? Çok güzel. Ey Almanya, İngiltere, Fransa, sizin devlet bütünlüğünüze ve millet bütünlüğünüze tehdit oluşturacak herhangi bir örgütü meşru bir örgüt olarak Avrupa Parlamentosu'nda kabul eder misiniz? Ey Yunanistan, yani bütün Batı alemine soruyorum. İşte Monşer diye buna kızıyorum ben. Batı'nın kendileri için bizim üzerimize kurguladıkları planların aleti oluyorlar. Evet. Şimdi tekrar dönüyorum. Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcisi Can Atalay'a sahip çıkmamalı. Osman Kavala'ya sahip çıkmamalı. Osman Kavala'ya sahip çıkmamalı. Gezi olaylarına sahip çıkmamalı. Ve böylelerinin milletvekili adayı gösterilmesine itiraz etmeli başta. Hayır, bu devlete karşı suç işlemiştir ya da işleme isnadıyla tutukludur. Böyle birisini aday yapmamalıyız. Çünkü milletvekili yaparak cezadan kurtarma girişimi bu. Evet. O zaman suçu meşrulaştırıyoruz tamam, bir anlamda. Evet. Tamam. Aynı nitelikte değildir ama o zaman adi suçları dolandırıcılıktan yatanı da milletvekili gösterin. Hırsızlıktan yatanı da milletvekili gösterin aday. Onlar da seçilsin de kurtulsunlar. Evet. Şimdi çok basit bir kural. Bunu da yeni öğrendim ben de bilmiyordum.
Bir muhtar seçilmeden önce işlediği bir suçtan dolayı seçildikten sonra suçu sabit olur, hüküm giyerse, tabii onun miktarı vardı, onu bilemiyorum hukukçu olmadığından dolayı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevi bıraktırılıyor. Evet. Seçimden sonra işlediği bir suçtan muhtar olmuş, ondan sonra işlediği bir suçtan dolayı cezalıysa valilik görevden el çektiriyor. Şimdi evet. Böyle bir hüküm var. Muhtara bunu uyguluyorsun da milletvekiline uygulamıyorsun. Evet. Yani ne farkı var? O da vatandaşın oyuyla seçilmiş, milli iradenin tecelli etmesiyle mahallesini yönetmeye başlamış, öteki de milletvekili olarak. İşte burada milletvekili dokunulmazlığının da sadece kürsüyle sınırlı olması lazım. Zaten var hocam, anayasada var, hükümlerde var. 312'nin birinci maddesinde de zaten açık olarak bir hüküm var. O hüküm cebir ve şiddet yoluyla meşru Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, şöyle ona yardım etmekte suçtur. Şöyle düşünelim. Benzersiz de örnek verdiniz. PKK'nın üst düzey yöneticisi milletvekili adayı gösterilsin. Cezadan kurtulsun. Gelsin partinin genel başkanı olsun. Çıksın parlamentoda da. Bütün şehit ettiği askerlerin, güvenlik güçlerimizin hepsi de ona hürmet etsin. Evet. Güvenliğini sağlasın. Böyle bir şey olmaz. Evet hocam. Hocam arkadaşlar ısrarla zamanımızın bittiğini söylüyorlar. Dolayısıyla ben şunu tekrar hatırlatacağım. Vatandaşlarımız bu meseleleri değerlendirirken Avrupa kendisi buna izin verir mi, vermez mi? Evet. Peki böyle olması lazım mı, değil mi? Öyle baksınlar mevzu. Böyle baksınlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz. Yine bir Yüksek Nabız programının sonuna geldik. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.